Değerli takipçilerimiz, bugün yayın grubumuzun yazarlarından Gamze Akalan'la birlikteyiz. Evet. Gamze Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Evet, Gamze Hanım'ın Bitti Mi isimli kitabı ile ilgili konuşacağız. Gamze Hanım, çalışmanızdan, kendinizden bize bahseder misiniz? İzleyicilerimiz sizi tanısın, tabii, kitabınızı tanısınlar. Bir kitap aslında milattan önce bir kabilenin yaşam öyküsünü anlatıyor, bir kralın yaşam öyküsünü anlatıyor. Fantastik bir kitap ve tamamen kurgu. Her şeyde kurgu. Ateşin Tapan bir kabilemiz var. Nerede geçiyor peki öykü? Bir yer söylemedim orada. Hani ilk çağda bir yer ama Anadolu'da geçmiyor. Işte, Anadolu'da geçmiyor. Ateşin Tapan bir kabile olduğu için daha çok Mısır civarı gibi ama özellikle tarihle ilgili bir araştırma yapılmadığı için kitabın içinde hani direkt bir yer belirmedim. Milattan önce bir kabile olarak geçiyor. Tamamen dediğim gibi kurgu aslında. Evet. Yani çok iyi bir çocuğun daha sonra yaşadıklarının arkasından kötü bir insana dönüşmesi, en sonunda kendisiyle yüzleşmesi. Aslında kitap şeyi anlatıyor biraz. İnsanlar hani ne iyidir ne kötüdür. Herkesin aslında bir yerde kendisiyle yüzleşmesi lazım. Evet. İçinde onlar var. Yani bir çocuğun serüvenini okuyoruz burada. Küçüklükten ele alıyorsunuz. 3 yaşından başlayıp ölene kadar olan bir süreci alıyor. Bu çocuk bir siyasi lider mi oluyor ilerleyen süreçte? Tabii kabilesinin kralı oluyor. Kabilesinin kralı oluyor. Babası emekli ayrılıyor diyelim yani babası. Anladım. 15-20 yaşından sonra kabile yönetimini çocuklarına bırakıyor. Kendisi başka bir yere gidiyor dinlenmek için. Yani seçkin bir ailenin çocuğu. Evet, anladım. Yönetici elitten bir çocuğu ele alıyorsunuz. Aynen öyle. Daha sonra da... Yaşadıkları, o işte yaşadığı travmalar daha çok orada göze batıyor. Çünkü hani bir çocukların ateşe kurban edilmesini falan izlediği için bununla ilgili çeşitli şeyler var. Bu ilk kitabınız mıydı? Bu ilk kitabım. Peki neden bu tarzda bir konu? Siz bu... Fantastik tarzı mı seviyorsunuz? Fantastik tarzı severim. Çok kitap okurum. Fantastiği de severim ama daha çok ben hani polisiye gerilim kitaplarını severim. İçinde biraz da gerilim de var kitabın. Evet. Az da olsa bir gerilim de var. Sevdiğim bir tarz. Bir de dediğim gibi hani buradan ilham geldi aslında. Anladım. Kitabı yazmaya. Buradan ilham geldiği için böyle devam etti. Evet. Son dönemde Türk Edebiyatı'nda bu yönde bir gelişme var. Çok fazla kitap yayınlanıyor. Ama aynı oranda okur gelişmesi var mı onu bilmiyorum tabii. Yani daha doğrusu olmadığını tahmin ediyorum maalesef. Fakat birçok eser üretiliyor. Korku kitapları da var. Fantastik kitaplar da daha fazla yoğun. Polisi kitaplar zaten hep iyi durumlarda. Onlar zaten hem çok satılıyorlar, okunuyorlar, yazılıyor. Peki siz biraz background'unuzu anlatır mısınız? Yani çok... geçmişten beri bu edebiyata merak duyuyordunuz. Daha sonra yazmaya karar verdiniz. Şöyle, siz çok okuyordum. Çok ben İktisat Fakültesi mezunuyum. Şu anda zaten dershanelerde hocalık yapıyorum. Öyle yani mi? Muhasebe öğretmeniyim aynı zamanda. Evet. Özellikle KPSS'i. Mali müşavirler. Onlara, evet, onlara muhasebe dersleri veriyorum. Ben de bir dönem hukuk anlatmıştım. Süper. Meslektaş. Meslektaşlıktık aynen öyle. Böyle olduğu için aslında yazmakla ilgili bir şey aklımda yoktu ama hani lisedeyken falan şiirler yazardım, küçük öyküler falan yazardım ama dedim ki bu biraz kitap kendini yazdı demek daha doğru olur. Hani çok kitap okumanın belki de verdiği bir şey çocukluğumdan beri çok kitap okuyan insanım ben. Evet. Hani böyle kalem elime aldım hani ilham geldi derler ya hani şöyle başladı, kıraç bir araziliğe başladım evet. Ve kitap bitti arkasından böyle hani ciddi anlamda ilham geldi. Türk Edebiyatı'ndan kim var beğendiğiniz? Aşık Ünlü çok seviyorum. Ben çok seviyorum. Çok seviyorum. Ben de birkaç kitabını okudum. Çok benim tarzıma hitap etmese de güzel yani, dediğim çok gibi. Beğeniyorum. Ben dilini çok beğeniyorum. Evet, şimdi baktım başlangıcı. Kıraç arazinin üzerindeki mağara oldukça cansız gözükse de içerisindeki vahşi hayat bu sessizliğe hiç yakışmıyordu. Bu şekilde başlayan güzel bir cümleyle başlamış. Teşekkür ederim. Aynı 3 yaşındaki bir çocuğun korku dolu gözlerindeki sessiz çığlık gibiydi. Kıraç bir arazi olarak başladım, öyle devam etti, bitirdik diyorsun. Aynen öyle. Dünya edebiyatından peki bu fantastik yazarlardan sevdiğimiz yazarlar? Aslında fantastik kitapları okumuyorum, çok ilginçtir. Ben biraz daha Dickerl'ın Kron serileri var, işte Tanrı'yla Sohbet gibi kitaplar var, biraz daha böyle tipik kitaplar okuyorum. Bunu tam anlamıyla fantastik bir kitap sayabilir miyiz yoksa? Onun dışında da bir unsurları da var mı? Var. Öyle İçinde mi? Var. Yani dediğim gibi biraz insanların kendileriyle yüzleşmesi. Özellikle kitabın sonu hani adının bitti mi, niye olduğunu bilmek için kitabın sonuna kadar okumak lazım. Son kısım çünkü bitti mi diye başlayıp öyle aslında mi? Kimsenin de beklemediği bir son var orada. Şahane. Yeni çalışmalar var mı peki? Var. Ben gene kabilelere
takılmış vaziyette olduğum için şimdi bir Kızılderili kabilesiyle ilgili bir şeye başladım. Neden öyle peki kabilelere yönelik? Kabileleri seviyorum herhalde. Evet, şu anda mesela araştırıyorum da onları. Özellikle şamanizm çok ilgimi çeken bir şeydir benim. Peki buradaki hikayede dinsel yapılar, inançlar, pagan kültürü, şamanizm onlar var mı? Buradaki hikaye de yok. Yani buradaki hikayede direkt bir ateşi tapma var. Yani Tanrı olarak ateşi kabul ediyorlar. E o da tabii Tanrı Ram'da pagan zaten. Sayılabilir tabii. Pagan sayılabilir ama öbürü biraz daha hani bunun yanında biraz daha soft bir hikaye. Daha böyle nasıl söyleyeyim size, iç dünyaya bakan bir hikaye. Birisinin bu mesela ölümle biten, öbürü de ölümle başlayan bir hikaye. Orada bir yüzleşme daha fazla var. Sürekli kendisiyle yüzleşen birisi var öbür hikayede. Yüzleşme hikayelerini seviyorsunuz. Seviyorum. Herhalde yüzleşmeyi seviyorum, o yüzden tüm hikayeleri seviyorum. Evet. Okuduğunuz kitaplarda da bu tarz konular hoşunuza gidiyor, size etkiliyor. Etkiliyor, yani. Aynen öyle. Monte Cristo'yu okumuş muydunuz? Monte Cristo Conto. Okudum. Evet, onda da tam bir tabii bir intikam hikayesi aynen. Aslında ama onda da Edmond Dantes dediği bir kahramanda da yanlış hatırlamıyorum. En son artık işte eski sevgilisiyle ya da eşiyle diyelim yüzleşmesi ya da ona o kötülükleri yapan kişilerle yüzleşmesi evet. Bayağı görkemli. Yani bu güzel biraz da şey var hani o yüzleşmenin dışında da içsel yüzleşmeler de var. Anladım. Böyle bir intikam, üç alma yüzleşmesi değil de. Tam tersi hani affetmek. İnsanın kendisiyle olan. Aynen öyle. Biraz daha farklı bir hikaye gelecek yani. Bitirebilirsem diyorum. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Umarım. Okurlar da beğenir. İnşallah. Siz nasıl geri bildirimler geliyor mu çevrenizden? Benim tanımadığınız insanlardan. Tanıdıklarım daha çok bu kitap yeni çıktığı için. Evet, hani yeni çıktı, doğru. Okuyanlar çok var. Zaten biraz hani bastırma konusunda ben niyetim yoktu. Çok beğenildiği için. Öyle mi? Hatta filmi güzel çekmeyi düşünenler vardı yani arasında. Bu kadar bir şey var dediler. Bakalım inşallah iyi olur. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bol okurlar diliyoruz yeni kitabınızda da. İnşallah. Bir röportaj daha yapmak dileğiyle o zaman. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.